Herkese merhabalar. Haber yazmanın temel amacı aslında bilgileri, fikirleri karşı tarafa uygun bir şekilde anlatmak ve aktarmak, yani kamuoyuyla paylaşmak. Ama haberi yazarken de çeşitli hatalar yapılabiliyor. Çok sık yapılan hatalar var. Bu hataları aslında kimi zaman bilmediğimizden, doğru yazımını bilmediğimizden, kimi zaman da gözümüzden kaçtığı için yapabiliyoruz. İşte bu videoda ben size bugün çok sık yapılan bu hatalardan bahsedeceğim. Haber yazma kuralları çerçevesinde. Evet değerli izleyiciler, ilk olarak başlıktan bahsetmek istiyorum. Başlık net ve açık olmalı. Asla herhangi bir imaya yer vermeyecek şekilde, bir soru işareti kafada oluşmayacak şekilde yazılmalı. Başlıkta yapılan çok hatalardan bir tanesi de başlığın, özellikle yazılı basın için konuşmak gerekirse, başlığın tamamının büyük harflerle yazılıyor olması. Büyük harflerle yazılmaz başlık. Örneğin bir tane başlık örneği okumak istiyorum size. G20 zirvesi için Antalya'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı başlığının tamamının büyük harflerle yazılması gibi bir durum söz konusu değil. Aksine küçük de yazılmayacak. Her bir kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük yazılacak. Yazılı basın için söylüyorum bunu. Bu arada hemen de şunun altını çizmek istiyorum değerli izleyiciler. Başlıklarda asla ve asla noktalama işareti kullanılmaz. Yani cümle bitti, nokta koyalım gibi bir durum söz konusu değil. Başlıkta asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Herhangi bir noktalama işareti de kullanılmaz. Sonu için diyorum. Bazen virgül kullanılabilir, noktalı virgül kullanılabilir, tırnak kullanılabilir ama cümlenin sonuna nokta kullanmayalım lütfen. Ya da bazen ünlem de kullanabiliyorlar. Genelde kullanılmaması yönünde tavsiyeler var. Kullanılabilir ama ağırlıklı olarak cümlenin sonunda herhangi bir noktalama, soru işareti dışında elbette ki noktalama işareti kullanmamaya, özellikle nokta kullanmamaya dikkat edelim. Başlığımız açıklayıcı olmalı. 2-3 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalı ama kimi zaman uzun söylememiz gerekiyorsa uzun da tutabiliriz. Ama örneğin bitmeyen öykü gibi bir başlıkla ne demek istediğimizi asla karşı tarafa anlatamayız. Öykü, kimin öyküsü, neyin öyküsü, bitmeyen ne? Burada pek çok soru var aslında kafada. Dolayısıyla bunu yazmak yerine Simpsonlar daha 2 sezon ekranlarda ya da Simpsonlar 2 sezon daha ekranlarda gibi bir başlık kullanırsak eğer, bitmeyen öykünün Simpsonlar olduğunu belirtiriz ama bitmeyen öykü demek tek başına anlamsızlığa ve bir bilinmezliğe bizi götürecektir. Anlamsız başlıkları atmıyoruz. Peki, yine sınırda vahşet başlıklı bir haber gördüğümüzde hangi sınırda, vahşetin içeriği ne, nasıl bir vahşet, vahşeti kim yapmış gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. İşte bu tip durumlara düşmemek için başlığımızı IŞİD Hatay'da Birleşmiş Milletler görevlilerine saldırdı gibi düzenlersek pek çok sorunun da karşısına geçmiş oluruz. Bu yüzden de başlığımızda olabildiğince flash bilgileri vermeliyiz. Bakın çok uzun bilgilerden bahsetmiyorum size ama olabildiğince flash bilgilerden başlıkta, özellikle de bu tarz durumlarda belirtmekte fayda var. Bir de başlıkla ve giriş cümlesinin mutlaka ve mutlaka birbiriyle uyumlu olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Cümlelerde kelime tekrarından kaçınılmalı. Bu da çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Örneğin etkinlik sonunda etkinliğe katılanlara lokum ikram edilerek etkinlik sonlandırıldı gibi bir haber karşımıza geldiğinde bakın 1-2-3 kere etkinlik denilmiş, 2 kere de sonlandırıldı ya da sonunda kullanılmış. Bir daha tekrarlayayım. Etkinlik sonunda etkinliğe katılanlara lokum ikram edilerek etkinlik sonlandırıldı denilmiş. Pek çok tekrar, gereksiz tekrar var. Bunu şu şekilde ifade etmek daha doğrudur. Etkinlik katılanlara lokum ikram edilerek sonlandırıldı demiş olsaydık eğer daha doğru bir ifade olacaktı. Bu tip durumlarda, tekrar durumlarında bazen gözümüzden kaçabiliyor ama kulağımızdan asla hiçbir şey kaçmaz. Bu yüzden de bu tip durumlarda lütfen ve lütfen başlığınızı birkaç kere üst üste sesli bir şekilde kulağımızın duyacağı şekilde
okuyalım, olur mu? Etkinlik sonunda etkinliğe diye devam eden bu başlığı biz okumadığımız için gözümüzden kaçabiliyor ama bakın ben okuduğum zaman kulağınıza ne kadar garip geldi değil mi? Benim de kulağımı tırmaladı. Yani yanlış olan bir şey var sinyalini aldım kulağımla işittiğimde. İşte bu hatalara düşmemek için mutlaka sesli bir kez sesli okumakta fayda var. İsim ve ünvan kullanımları yine haberin içerisinde çok sık yapılan, bazen gözden kaçan bir şey. Sayın, saygıdeğer, beyefendi, hanımefendi, bayan, değerli gibi ifadeler haberimizin içerisinde yer almaz değerli izleyiciler. Bu yüzden de örneğin bir bakandan bahsedecek, bir milletvekilinden bahsedecek olursak eğer, evet hitap ederken sayın bakanım, sayın milletvekilim gibi hitabette böyle bir durum söz konusu ama haberin içerisinde yazarken sayın bakan ya da sayın milletvekili gibi bir ifade doğru değil. Doğrusu bakan, milletvekili. Bu yüzden de ünvanların önlerine herhangi bir kelime getirmek doğru değil. Buna da dikkat edelim değerli izleyiciler. Hemen devam ediyoruz. Haber yazım tekniklerinde nelere dikkat etmeliyiz, neleri doğru yazmalıyız? Hemen ben size bahsetmek istiyorum. Haber yazarken bazen örneğin bir kurumun başkanından ya da yöneticisinden bahsederken ilk paragrafta kişinin titriyle beraber uzunca bir şekilde soy ismine kadar yazarız değil mi? Bilmem 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 nerenin derneği profesör doktor bilmem bilmem kim diye devam ederiz. Evet ilk paragrafta olması gereken bir şey ama her paragrafı ya da o haberle ilgili o kişinin verdiği bilgiyle ilgili her paragrafta o kişinin isminden bir daha aynı şekilde bahsetmek doğru değil. Ne deriz? Başkan deriz ikinci paragrafta ya da soy ismiyle hitap ederiz. Virgül deriz, devam virgül koyarız ve habere öyle devam edebiliriz. Yani her seferinde titrinin ve isminin tamamını vermek doğru değil. Hatalı bir yazın tekniği olacaktır. Bu yüzden de lütfen bir yerde ismiyle, soy ismiyle hitap ettiysek öbür tarafta başkan bilmem kim diyebiliriz. Ama haberin girişinde ünvanıyla beraber isminin tamamını vermekte fayda var değerli izleyiciler. Evet, hemen devam ediyoruz. Eski sıfatının kullanılmasıyla ilgili pek çok tartışmalar var. Kimileri haber dilinde eski bakan, eski milletvekili, eski yönetici ifadelerinin kullanılmasını doğru bulmazken, kimisi de eskinin işte Maliye Bakanı'nın ortasında eski Maliye Bakanı ya da Maliye eski Bakanı'nın ortasındaki eskinin getirilmesini uygun görmüyorlar. Böyle bir tartışma söz konusu ama bence Türk Dil Kurumu'nun da tamlamalarla ilgili olan bölümüne tekrar detaylı bakacak olursanız eğer, örneğin eski coğrafya öğretmeni der gibi, örneğin eski güzellik kraliçesi der gibi, örneğin eski yatak odası takımı der gibi, yani bir tamlamanın önüne getirilen bir sıfatın o tamlamayı nitelemesi durumunda olduğu gibi Maliye Bakanı'nın da bir tamlama olduğunu düşünecek olursak eğer, Genelkurmay Başkanı'nın da bir tamlama olduğunu düşünecek olursak eğer, bu tamlamayı nitelemesi için getirilen eski ifadesinin de başa gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve eski Maliye Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı, eski yatak odası takımı, eski tarih öğretmeni, eski coğrafya öğretmeni gibi devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum da ve haberlerde bu şekilde yazmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Değerli izleyiciler, çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Yüzde ifadesi asla ve asla rakamla yazılmaz. Yani yüz rakamını yazarken önüne yüzde ifadesini rakamla ifade etmiyoruz. Yüzdeyi yazarak ifade ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Hemen yazım yanlışlarıyla ilgili olan kısımlara devam ediyoruz değerli izleyiciler. Tarih yazımıyla bu kısım çok uzun aslında ama hızlı hızlı geçmek istiyorum. O yüzden birazcık da notlarımı hızlı hızlı geçiyorum değerli izleyiciler. Önlerinde rakam bulunan ay ve gün ayları adları eğer ki bulunduğumuz yıl içerisindeysek yılı vermek zorunda değiliz. Ama cuma, pazartesi, salı, çarşamba gibi günlerin bir önemi varsa yazarken mutlaka baş harflerinin büyük olması gerekiyor. Ama herhangi bir sıradan günse bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Cuma'nın C'sinin küçük olmasında
herhangi bir sakınca yok. Ekim'in E'sinin de yine büyük olmasını bekliyoruz. 29 Ekim Pazartesi yazarken her bir kelimenin ilk harfinin de büyük olmasını bekliyoruz. Yazarken de buna dikkat etmenizi bekliyoruz. Ve saat yazımlarında lütfen şu kurala dikkat edelim. Kimi zaman iki nokta üst üste koyulur. İki rakamı ifade ederken saat aralığında. Kimi zaman noktalı virgül kullanılır. Kimi zaman kesme işareti kullanılır. Kimi zaman çizgi kullanılır. Bunların tamamı yanlıştır. Rakam yazarken, yani saat 17.45 diye bunu ifade edeceksek eğer 17.45 dememiz gerekiyor. Yani her iki rakamın arasında da noktayla belirteceğiz. Ve sularında ifadesi de doğru bir kullanım değil, sıralarında dememiz gerekiyor. Yani saat 17 sularında dediğimiz şey yanlış, hatalı. Saat 17 sıralarında dememiz gerekiyor değerli izleyiciler. Bu yüzden buna da lütfen ve lütfen dikkat edelim. Yine bin haneli rakamların yazımında da yine 2999 yazarken hepinizin de bildiği gibi binin rakamla değil yazıyla yazılması gerekiyor. Bunu da hemen ifade etmek istiyorum değerli izleyiciler. Aslında o kadar çok detay var ki burada size aktarmak istediğim. Yanlış örneklerim ve doğru örneklerim, ama sanıyorum en temel olanları bunlardı. Bunu bu şekilde bilmeniz de bilseniz yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, haberde haber yazılırken sık yapılan hatalarla ilgili çok önemli noktaların altını çizdiğimi düşünüyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.